Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok harika bir slime yapacağım ve tarif çok ilginç. Malzemeler değil, yapış yöntemi çok farklı. İkinci olarak da sevgili yönetmenimiz bizim güzel slime'ımızı seslendirecek. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok heyecanlıyım. Başlıyoruz. Evet, önce tabak. Yere mi döktün? Masaya mı döktün? Ayda. Gene kocaya zarar. Ya tabağa dökseydik? Tabağı niye dökmedin? Allah'ım ya. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Yay. İyice ya yapışsın. Masa kullanılmaz hale gelsin. Evet. Zarar ziyan da 10 numarayız. Yay biraz daha yay. Masaya döktük. Bütün uhu masaya döküldü. Süper oldu. Yönetmen zaten bedavaya aldı bunu. Evet. Dök. Dökmüş gene hepsini dök. Dök hepsini. Bütün masa uhu kaplansın. Hayda. Evet, şimdi sırada ne var? Yönetmenin tıraş köpüğünde eksik olur mu? Onsuz olmaz tabii. Yönetmenin tıraş köpüğünü de koyalım. Dökelim. Evet. Bir haftalık tıraş boşa gitti. Çok güzel. Dök. Şişeyi bitir. Bütün şişeyi bitirelim. Yönetmenin tıraş köpüğünü bitirelim. Yazık, günah değil hiç. Hiç boşuna, zaten yönetmen boşa çalışıyor. Boya dökelim. Dökelim. Kıpkırmızı olsun. Dökelim. Masaya boyayla dökelim. Masa batsın, hiç çıkmasın. Dök. Elini kol karıştırma. Giden gitti zaten. Oh, maşallah. Çok güzel oldu. Harika göründü. Karıştır. Masaya da karıştır. Oh, kıpkırmızı. Çok güzel oldu. Bence boya az oldu. Biraz daha dökelim. Biraz, yani battı balık yandılar. Neyse, Allah'tan insaflı oldu da dökmüyor boya. Bak işte. Bak, hayret bir şey. Dök. Boya. Dök biraz daha dök. Oo! Kıpkırmızı oldu masa. Artık bu masayı artık kullanamıyoruz arkadaşlar. Bugün gidip yeni masa alacağız. Bir daha slime çekemeyiz bu masada. Çok güzel oldu. Çok güzel. 10 numara. 5 yıldız. Evet, o bir kaşık yetmez. Bir kaşık daha alalım. İkisini birden karıştıralım. Masayı her tarafı rezil ettik. Yanlardan da bulaştıralım. Evet. Sanki evde tabak kalmadı. Oh. Bakalım bu masa nasıl temizlenecek arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bütün masaya sıvayalım. Galiba bitti. Yok, bir şey daha sıkıyoruz. Bu ne? O sıktığımız nedir? Tıraş köpüğü mü? El sabunu. Arhan'ın sabunu da. Tamam, zaten bu evde erkeklere bir garantiniz var sizin. Babasının tıraş köpüğü, oğlunun el sabunu. Bu ne? Bu nedir? Vücut losyonu. Bu da güzel olmuş. Bu da harika. Evet, başka bir şey kaldı mı koymadığınız? Karıştıralım. Allah'ım, masa gitti masa.
Evet arkadaşlar, bir yönetmenin ocağına incir ağacı diktik videoyu daha görüyorsunuz. Masa elden gitti, tıraş köpüğü gitti. Bu ne? Borakslı su mu? Lens solüsyonu. O lens solüsyonu. Tamam. Ya arkadaş, lens solüsyonu, borakslı su yok mu? Dünyanın parası o lens solüsyonu ya. 2 liralık borakslı kullanmıyorsun, 50 liralık solüsyon gitti ya. Hayret bir şey ya. Hep zarar, hep ziyan arkadaşım, bu nedir ya? Dök dök, dök dök dök, bedavaya aldık lan sonuç. Ben onu gözüne dök diye aldım, masaya dök diye mi aldım? Gitti güzelim masa. Evet, kaşıklar yetmedi. Biraz da elimizi bulaştıralım. Az kalmıştı. Evet. Bitmemişti. Biraz daha dökelim. Hepsini bitirelim. Evet. Oo. Evet, tıraş köpüğünü her yere bulaştıralım. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, ben bu tıraş köpüğünü herhalde bir ay tıraş olurdum. Gitti gene benim paracıklar. Sizin yüzünden sabunla tıraş oluyorum. Bütün tıraş köpüklerimi bitiriyorsunuz. Oyna oyna. Masa masa gitti. Bari biraz temizlendi ya. Çok güzel slime oldu. Evet, harika bir slime oldu arkadaşlar. Bütün malzemeler benim. Ben de yaparım bunu. Bunu ben de yaparım, ne var? O yetmedi mi? Dolduralım. Evet, yedirelim, bolca yedirelim. Böyle slime'a yedirelim. Evet. Bütün krem şöyle masaj yapa yapa bütün kremi slime'a yedirelim. Bedava krem. Evet, tabii güzel olur. Bu kadar malzeme kullanırsan güzel olur. Bu kadar malzemeyi babam kullansa o da yapardı. Zaten bu slime'larda yönetmenin malzemeleri olmasa hiç güzel olmuyor. Kocaman oldu ya. Vallahi bak yani her ne kadar malzemelerim gitmiş olsa bile güzel slime oldu ya. Aa, ben bile şaşırdım. Masa da temizlendi. Vay arkadaşlar ya. O kadar laf ettik ama fena da olmadı yani. Ne diyorsunuz ya? Bir yorumlara yazın bakalım, oldu mu? Yönetmenin malzemelerini kullansın mı ya?
Aa. Yani lafımı geri alıyorum. Çok güzel yaptınız ya Ayça Hanım. Yani siz bu slime işini öğrendiniz artık galiba. Harika olmuş. Ya bir de gül yapın bari. Hah, kurçuk gibi oldu. Evet arkadaşlar, bir yönetmenin ocağına incir ağacı diktik. Slime videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yalnız itiraf edeyim, bu sefer oldu yani. Bu sefer oldu hakikaten. Bu sefer çok güzel oldu. Yani ben bile beğendim yani. Malzemelerim gitmiş olmasına rağmen beğendim yani. Evet. Şaşırtıcı. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Videomuza yorum yapmayı unutmayın. Mutlaka like tuşuna basıyorsunuz. Altına yorumlarınızı bekliyorum. Bundan sonra slime'ları yönetmen mi yapsın, Ayça mı yapsın, kim yapsın? Söyleyin bakalım. Kim daha güzel slime yapıyor? Evet, sizden bekliyoruz. Hoşça kalın.